Gelin bu batıl düzenden, küresel emperyalizmin sömürü sisteminden kurtulalım. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamal Akbolu İl Teşkilatı'nın verdiği iftar dolayısıyla Bolu'ya geldi. Partisinin Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında partililere hitap eden Kamalak, İslam Birliği kurulmadığı sürece şehit cenazelerinin arkasının kesilmeyeceğini belirtti. İnsan haysiyetine yaraşır, bir düzen içinde yaşamak istiyorsan gel. Yok, bana ne adil düzenden, İslam Birliği'nden diyorsan sen bilirsin. O zaman da emin ol. Gözyaşların dinmez. Şehit cenazelerinin arkası kesilmez. Şunu söylüyorum size net olarak. Bakın, 1 Kasım seçimlerinden çıktık. Arkadaşlara dedim ki bir erken seçime hazır olun. Dediler ki Sayın Genel Başkanım, %50 oy almış bir parti var. Ne erken seçimi? Değerli arkadaşlarım, %50 değil, %100 oy alsalar emin olun Türkiye'yi yönetemezler. Yönetemezler. Saadet Partisi olarak kendilerinin terörle mücadele noktasında 6 unsurdan meydana gelen bir paketleri bulunduğunu anlatan Kamalak, barış olmadan üretim olmaz, üretim olmadan insani kalkınma olmaz, iktisadi kalkınma olmadan da güçlü Türkiye olamaz dedi. Hukuk içinde yaşamamız lazım ve üretime, üretime, üretime sarılmamız lazım. Barış olmadan üretim olmaz, üretim olmadan iktisadi kalkınma olmaz. İktisadi kalkınma olmadan da güçlü Türkiye olamaz. Fakir bir ülkenin sözünü kim dinler? Yüzüne kim bakar?